Böyle komutanlık olmaz kaptan. Bunun çözümü adli. Hiç küfür etmemiş olabilir. Hiçbir şey söylememiş olabilir. Şaşırır mısın? 3 Temmuz'un artçıları. Tadiç iyi futbolcu. Şimanski iyi futbolcu ama Ceko ile Fred Savic'i Ceko aramış. 50 bin kişi değil 500 bin kişi olsa kapasite bu maçta olar. Olar. Şampiyon olmaya gidiyoruz oraya. Geldi zaman, yine geldik işte, park, işte, medya mar, Kaptan hadi güzelce tarzını yansıt Al azıtla koş namzını yükselt Mediamarkt'la tam zamanı Nerede, nasıl ve ne zaman istersen binlerce teknolojiyi geniş ödeme seçenekleriyle keşfetmenin MediaMarkt'ta tam zamanı. Arıza ışığı yanıyor. Arıza mı? <laughs> Dur, nereye? Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. <laughs> Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. Kaptan ikinci programımız bu hafta. Evet, ee, güzel bir galibiyet. Sonrası program yapıyoruz. Keyifler çok yerinde demek isterdim ama maalesef keyifleri bozan bir Fred cezası da oldu. Buruk oldu biraz değil mi? Öyle. Şimdi sen Kayseri'deydin zaten onu konuşacağız. Ee, nasıl gitti, nasıl geldin onu anlatırsın. Maçı konuşacağız, biraz basketbol Önce... Ben Kayseri'de görevi yaptım. Sen Ataşehir'de. Galibiyeti aldın. Görevlerimizi tamamladık, stüdyoya geldik. Stüdyoya geldik. Bir hatırlatmamızı yapalım. E, Migros Yemeği'nin sunduğu Sadece Fenerbahçe programı. Sizlere daha önce Migros Yemek'ten bahsetmiştik. Artık duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. 81 ilde nerede olursanız olun Migros Yemek'ten sipariş verebiliyorsunuz. Üstelik ilk siparişinizde geçerli 60 TL indirimde hesabınızda. Uygulamada birçok sürpriz kampanyalar, avantajlı menüler var. Migros Yemek Migros uygulamasında şimdiden herkese afiyet olsun. Gündüz maçıydı bu sefer, rahat döndün mü? Rahat döndüm. Böyle gece yarılarına kalmadan tamam. normal mantıklı bir saatte evimdeydim. Peki ee, gittin? Gittim. Ee, keyifli yani sabah olunca, beşte olunca daha rahat oluyor. Gittim. Bizim izleyicilerimizden Mehmet Tahsin kardeşler vardı. Onlar güzel ağırladılar beni, stada kadar da bıraktılar. E, çok güzeldi, sağ olsunlar. Güzel bir misafirperverlik gösterdiler. Yöresel bir şeyler de yemişsindir Yedik yedik Pöç yedirdiler bana ben çok Pöç. merak ediyordum Evet böyle etin özel bir yeriydi Böyle sırt kuyruk taraflarından galiba Uf pamuk gibi böyle oh. Çok güzeldi ee, Keyifli keyifli ee, yemeğimizi yedik Kahvemizi içtik maçımıza gittik ee, Her şey yolundaydı Ama Fred'in kırmızısı Birazcık keyfimizi kaçırdı Kaçırdı yani bu kadar sakatlık Zamanı şu Galatasaray maçına geçsin Galatasaray maçına geçsin diyorduk Sakatlığı geçti. Harika da oynamaya başlamıştı her zamanki gibi. Ama maalesef çok tatsız bir e, ceza duruma düşme durumu oldu ki bunu konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Maçla başlayalım. Çok kötü bir zemine rağmen evet. rahat bir ilk yarıydı. E, o Cengiz Ünder hani ben illa alalım dediğim Cengiz Ünder'i niye illa alalım dediğimi gösterecek nitelikte bir gol attı. Siftah yaptı. Siftah yaptı. Pası da verdi. Asist de çok güzeldi. E, gayet iyi giderken... Devreye de 2-0 Gül'e oynaya girecekken bir Serdar Aziz hatası oldu. Ve 2-1'e girmek zorunda kaldık. Kaptan şunu konuşalım. Şimdi Serdar Aziz acaba bu maçta iyi oynar da derbide o çıkar mı diyorduk. Evet. Çıkamayacağını. Hatta iyi oynarsa o çıkabilir. Ağırlıklı olarak da evet, o evet. yönde görüş bildirmiştik biz. Evet öyle demiştik. Şimdi dünden sonra. Pek devre dışı kaldı pek bence Galatasaray maçı diyor. için devre dışı kaldı şu e, anda. Diğer yandan. Osterwold oynasa, Samet oynasa yani. çok da fark etmiyor. Yani Bekao, Ciku ikilisi hariç yani. bizim stoperde bana sorarsan ne Osterwold'e güven veriyor, ne Samet güven veriyor, ne Serdar Aziz güven veriyor. Ha stoper olarak baktığımda gene en iyisini ben Serdar Aziz derim. Ama o da ya sakat ya çok kritik hatalar yapıyor. Geçen sene hani Giresun maçında yaptığı belki sezona mal oldu. Hani bu sezon yapmaz derken dün gene yaptı. Şimdi yaptığı hataların dışında zaten sakatlıktan yeni çıktığı da ara ara belli oluyordu. Yani birebir kaldığı pozisyonlarda bir ağırlık var üzerinde. Onu Hı. görebiliyorsun. Ha bu onun hata normal bir şey aslında. Yaşı da yavaş yavaş ilerliyor. Ağır bir sakatlık geçirdi. Ameliyatı oldu. İlk kez ilk 11'de oynadı. Hemen defolar çıktı meydana. Ya belki dün Ciku da belki çok iyi bir maçın oynamadı. Ama şimdi Ciku'nun böyle ölümcül hatalar yapmadığını görüyoruz. onun yapmadığını görüyoruz. Şimdi yarın Galatasaray maçında hangi stoper oynarsa oynasın. Ciko'nun yanında eyvah diyeceğiz evet. maalesef. Devre arasında yapılacak stoper hamlesiyle de hmm. o Ciku Savic, Ciku Bekao seviyesine yakın üçüncü stoper inşallah Savic olacak. Hmm. Olunca rahatlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü bir stoper sakatlandığında belki Savic zaten ilk iki stoperden de biri olacak. O kalitede, o tecrübede, o... Kariyerde bir oyuncu. Cico Afrika Kupası'na gidecek. Zaten Ciko Afrika Kupası'na gidecek. Yani burada üçüncü stoperle, üç tane iyi stoperle devam etmek ikinci yarı açısından çok önemli. Ee, ilk i̇lk yarıyı dediğim gibi kapattık. İkinci yarıda golü de bulduk. 3-1. Ama maalesef koruyamadık ve 3-3'e üç geldi ve bir anda eyvah dedik. Sonra bir penaltıyla 4-3 yaptık. Batu iyi konuşalım. Şimdi o Avantajlarımızı koruyamamak aslında bir büyük takıma yakışmıyor. Onu söylemek lazım. Evet. Şimdi sen büyük takımsan 2-0 öne geçtiysen ne yapacaksın? Ne edeceksin? O devreyi bir defa 2-0 bitireceksin. Evet. Soyunma odasına öyle gideceksin. Ya da 3-1 öne geçtiğinde yakalanmayacaksın tekrar. Bu yediğin goller. Bu geçen Şimdi... sezon da oluyordu ve geçen sezon çok eleştiriyorduk Jesus. Evet. En büyük eleştirme sebebimiz buydu. Evet. Bu sezon İsmail Kartal'ın oyunu anlayışında bunun çok olmayacağını düşünüyorduk aslında. Kara Gümrük maçında mesela çok eleştirildi değil mi? Ya 2-1'den sonra geriye çekildik ama rakibe pozisyon bile vermedik evet. demiştik. Yani evet. zaman zaman bunu yapmak gerekiyor demiştik. ya, ya bunu, Bu sefer beceremedik onu. Bunu Manchester City'de yapıyor. Manchester City'de 2-0'ına geçip topun arkasında durup rakibe pozisyon vermeden maçı bitiriyor. Arada kontrat yakalarsa da atıyor. Yani bunu yapmakta bir... Ee, yanlış görmeyelim. Evet. Bunu yapan takım vay efendim sen büyük takım kendi sahasına çekilir mi? Büyük takım skora yatar mı? Büyük takım illa 90 dakika boyunca müthiş bir tempoyla oynayıp Hı. sezon boyunca 34 maç, 36 maç evet. bu tempoyu götürmek zorunda değil. Evet. evet. Ara ara dinlenecek, ara ara topun arkasına geçecek. Evet. Maçı 2-0 öne geçtiği maçı, 3-0 öne geçtiği maçı rahat rahat bitirecek. Evet. Şimdi Kayseri de tabii o sahaya alışkın çok top yapılmayacak bir saha olduğunu da biliyor. Herkesten daha iyi biliyor. O yüzden sık sık ileriye uzun oynadılar ve indirebildiler de bizim de birazcık oralarda eksikliğimiz var. Evet. Topu indirdiler, pozisyon bulmalarını sağladılar. E bir de biz birazcık onların ekmeğine yağ sürdük. Bizim yapmış olduğumuz gereksiz fauller var. Duran top kazandırdık ki onlar onu istiyor zaten. Duran top olsun ki çok adamlar rakip ceza sahasına gidebileyim istiyorlar. Evet. E Sorbay küçük birkaç tane. Abuk subuk hiç gereksiz duran top verdi. verdi. O da birazcık omuz verdi Kayseri Spor'a. Derken biraz baskı yemiş gibi olduk açıkçası. İlk defa yani rakibin şut sayısıyla rakibin ceza sahasına girmesi, topla buluşmasıyla Fenerbahçe'nin ki eşit sayıdaydı bu maçta. Peki ben nispeten topu daha çok rakipte tutup iyi de oynayamadığımız futbolun bir nedenini de Ceko'nun olmaması olarak görüyorum. Şimdi Cekon'un oynadığı maçlarda Cekon'un Şimdi Batshuayi konuşacağız. Ben Batshuayi ile ilgili devre bir tweet attım. Dedim ki Batshuayi'nden çıkartıp King'i alırım. Tadı işte çünkü bu zeminde kenarda çok iyi oynamıyordu. Evet. Onu koyarım. Çünkü Batshuayi ile ilgili benim sıkıntım şu. Geçen sezon 1-1 bir olan sıkıntım. Oyunun içerisinde oyunu çok bozuyor. Attığın topu geri alamıyorsun. Yanlış paslarla çok iyi bir atak başlatıyorsun. Yanlış pasla o atağı bitiriyor. Veyahut ee, doğru yerde doğru bağlantıyı yapamıyor. Yani attığı ve kaçırdığı gollere ben takılmıyorum. Mesela maç maçında bir pozisyon kaçırdı. Kaçırabilir edecek da gol kaçırıyor. Ama ben oyunun genelinde takım oyununa yaptığı katkıdan bahsediyorum. Geçen sene Valencia'yı eleştirirken de Valencia gol atıyor diyorlardı. E, aynı isimler şimdi mesela Batshuayi beğenmiyordu. Valencia iyi diyordu. E şimdi Batshuayi de atıyor öyle bakarsan. O zaman Batshuayi de eleştirmeyelim. Batshuayi yani gol atmak sadece yeterli değil. Batshuayi dün e, kötü başladığı maçta tamam sağ olsun güzel goller de attı. Ve Penaltı bence. Bana sorarsan gollerin içerisinde en önemlisi attı penaltı. Tabii sorumluluğu bir güzel aldı. Güzel bir penaltı attı. Tabii, tabii. Hem sorumluluğu aldı hem de güzel bir penaltı yani. vuruşuydu. Zaten Batshuayi Belçika milli takımında oynayan e, Chelsea görmüş. Belli bir kalitenin üstünde olan bir golcü futbolcu yani. zaten. Ama düşüşü yedek kalmakla beraber bunu, bunu mental olarak kaldıramayıp o yedek olurum girdiğim zaman da katkımı veririm noktasında olmadığını ben gördüğüm için bu konuş şey söylüyordum. Şimdi dün özelinde tabii tek santrfor oynadığı için maçta hep sırtı dönük topla buluştu. O da onun oyunu değil değil mi? Değil. Batshuayi'nin. Yani sırtı dönük aldığı zaman rakip stoperler daha rahat bozabiliyorlar Batshuayi. Ceko bir duruyor beton gibi. Evet. Omuzu koyuyorlar milim kıpırdamıyor. Evet. Sırtına çıkıyorlar topu alamıyorlar. Ceko'nun kuvveti kütlesi Bambaşka. Topu alışı verişi, arkadaşlarını yanına al alması, pas trafiğine olan katkısı bambaşka. Kanatlara kaçıyor yani e, boş alanlar açıyor Şimanski'ye özellikle. Yani çok farklı bir oyuncu tipi, profili. Evet. Batu e, özellikle maçın başlarında çok top kaybı oldu. Çok Tepki tabi. de gördü. Evet. E, ama attığı goller hakikaten yani ilk goldeki vuruşu müthiş. müthiş. E, i̇kinci goldeki tamamlayışı ee, ...fırsatçılığı çok iyi... ...penaltı evet senin dediğin gibi... ...en önemlisi, en önemlisi. çok güzel... ...çok net vurdu, sorumluluğu aldı... hat yaptı yani... ...Santifor'un hat yapmış daha ne istersin... Evet. ...bir Santifor'dan... Ee, ...bugün ben bugün özelinde... ...Batrach'a kızamıyorum evet... ...maçın başında birazcık sallayanı bol oldu ama... ...güzel cevap verdi ya, herkese... ...konu kızmak da değil aslında şöyle bakmak lazım... ...sen bugün e, şuna inanıyor musun... ...şuna güveniyor musun yani... ...Ceko'ya Allah korusun bir şey olsa ki bak geçen hafta da Pazartesi günü buradaydık ki ya yani şu Ceko'dan korkuyorduk bu yaşta bir şey olur diye hep bir santifor iyi bir santifor diye olsun istiyorduk. Allah'a şükür hiç gerek kalmadı diyorduk. Sakatlandı. Dediğimizin bir saat sonrası biz programı çektikten yani, bir saat sonra haber geldi. ...izleyicilerimiz yorumlarda fazlasıyla evet, eleştirmişler çınatmış, bizi. Evet kulaklarımızı sizin yüzünüzden sakatlandı demişler. Evet. Ee, yani bu anlamda şimdi Ceko'nun ve Fred'in bence olmaması için Tadiç iyi futbolcu, Şimanski iyi futbolcu ama ceko ile Fred bence bizim oyunumuzu en çok etkileyen iki oyuncu. Evet. Yani en büyük eksikliğini hissedeceğimiz oyuncular bunlar. Doğru. Ve evet. maalesef e, Fred'i İrfan, İrfan Can'ı saklarken zorbay Üçük'ten Fred'e patladı. E, o pozisyonda konuşalım. Yani ya böyle bir şey olur? olabilir mi? Ya yani sen hiç duydun mu? İlk 11'ini yaparken hakemden sakınıyorsun futbolcunu. Ya bak, Peki. Böyle hocalık olur mu ya? Böyle teknik direktörlük olur mu? Yani İsmail hocanın hakikaten işi zor. Kaptan olmaz ama sana. Şu yani yazık adama Bunları düşünmek zorunda kalıyor İsmail Kartal. Kaptan zorbay küçük İrfan Can Kahveci. Fenerbahçe 2023. Evet. Bunlar hep 2023. İki tane 2022 evet. var. Yani son bir senede. Evet. Fenerbahçe Başakşehir sarı kart. Fenerbahçe Antalya sarı kart. Sivas Fenerbahçe kırmızı kart. Fenerbahçe Başakşehir sarı kart. Fenerbahçe Trabzon kırmızı kart. <laughs> Beş tane maçını yönetmiş İrfan Can'ın. Üçünü sarı kart vermiş. İkisini kırmızı kart vermiş. E böyle olunca mecbursun böyle bir yani ben çok doğru buluyordum İrfan'ı oynatmamasını hocanın. Ya ben de doğru buluyorum Hatta ama. Hatta oyuna sokmasını da garipsedim. Ben de doğru buluyorum ama bunu düşünmek zorunda kalmamalı bir hoca. Yazık İsmail Kartal'a. İşte. Böyle bir e, taktik kurgu mu olur ya? Böyle bir ilk 11 mi yapılandırılır? Ama Türkiye'de Fenerbahçe'nin düştüğü durumda bu maalesef. Şimdi aynı İrfan Can'ı eleştirmişler. Demişler ki o Mert Hakan'ın faul yaptı. Sonra Fred'in ve Mert Hakan'ın kırmızı kartıyla evet. sonuçlanan pozisyonda. Orada hiç girmedi. Hiç müdahale etmedi demişler. Ne en doğrusunu ya? yaptı. Tabii, ne yapsın? En doğrusunu yaptı. Hiç müdahale etmemesi doğru. Orada şimdi e, Mert Hakan'ı da konuşalım. Yani burada Mert Hakan'la ilgili. E, şimdi Mert Hakan bu takımın 4 senedir sporcusu. İkincisi. E, Fenerbahçe yeteneğiyle, kalitesiyle Fenerbahçe futbol takımının değişmesi olacak bir oyuncu değil. değil. Olamadı da zaten. Olamadı da zaten. Bunun yanında hep şu konuşuluyor. İşte abilik yapıyor. Samandıra'da bazı şeyleri hallediyor. Komutan. Komutan. Böyle komutanlık olmaz kaptan. Şimdi komutan dediğin Jacko olur, Tadiç olur. Şimdi burada senin birinci görevin eğer sen takımın abisi gibi, komutanı gibi geçiniyorsan oradaki ortamı sakinleştirmek. Maçta bir Tansiyon yoktu aslında bakarsan. O pozisyona kadar bir hakeme itiraz, bir, bir, hiçbir şey yoktu. Tamam o pozisyonla ilgili başladı. Hı. Gereksiz bir faul. Faul verilmeyebilir bu arada. Evet. Ama hani yaptın. O derece itiraz. Ondan sonra diğer itiraz eden arkadaşlarında Can'ın durumunu zaten biliyorsun. Orada tam olayı yatıştıracağına üstüne git. Üstüne git. Bir de şu var. Şimdi Fred kırmızı kart görüyor. E bugün Galatasaray maçı var. Belki de senin hayatının en önemli maçı. ...bu maçta Fred'in oynamayacağını düşünürsek... ...belki adaylardan biri sensin. İlk adaylardan biri. Belki yani Zaystoy'a Crespo, Crespo oynayacak... ...Zaystoy'a evet. Crespo oynayacak sen evet. oynayacaksın. Evet. Yani burada bile bunu düşünmeyip... ...bu kartı görüyor olması... E, ...Mert Hakan'a olan tahammüllerin artık... ...herkese çok azaldı. Şimdi Mert Hakan'la alakalı... ...biz hep ne konuşuyoruz? Bu agresif hareketlerini konuşuyoruz... saha içerisindeki. Bir de sakatlıklarını konuşuyoruz. Evet. En son biz ne zaman Mert Hakan... Çok iyi oynadı. Bugün çok iyiydi Mert Hakan. İnşallah böyle oynamaya devam eder. En son ne zaman dedik ben hatırlamıyorum. Vallahi Adana Demirspor maçında geçen sene sayılmayan golü vardı ya. Ha, en son orada. Or or o maç fena oynamamıştı. Evet doğru. Ondan mı ondan arış pek hatırlamıyorum. Doğru. Yani Mert Hakan bundan sonra kendini futboluyla konuşturmaya çalışsın. Evet. Biz onu futboluyla konuşalım. Bu işleri bıraksın futboluyla konuşalım. Ha bir de şunu söyleyenler de var ama bak onlar da haksız değil. Mert Hakan'ın yaptığı hareketlerin benzerini ve hatta daha fazlasını Galatasaraylı futbolcular yapıyor. Daha şiddetli itirazlarda bulunuyorlar, kart görmüyorlar. Biz niye kendi futbolcumuzu gömüyoruz diyenler var. Onlara da çok haksız diyemiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani ben şimdi bak Fred'e de kızıyorum çok itiraz ediyor diye. Ama şimdi Fred kalitesi, Fred oyunculuğu başka bir şey. Fred onu yapabilir. Ceko onu yapabilir. Icardi Torreira onu yapabilir. Ama Mert Hakan yapamaz. Mert Hakan sen nesin ki? Ne katkın var? Ne ağırlığın var? Ne sahaya yansıtmışlığın var ki? Bu kadar e, her şeyin içindesin. Direkt sarı kartlar, kırmızı kartlar gördüğü kulübeden itirazlar. Kulübeden itiraz. içeri girdiğin zaman itiraz. Sürekli yani ön plana çıkma sebebi sadece bu itirazları ve gördüğü kartlar. Sen biraz futbolunla ön plana çık. Aynen futboluyla ön plana çıkması lazım. Katılıyorum sana yüzde yüz. Fred'le alakalı da şunu söyleyeyim. Artık bir farkındalık oluştu galiba Fenerbahçeli futbolcularda. Ee, geçen Beşiktaş maçında Jacko'nun hani e, çok konuşulan bir fotoğrafı var ya. Atilla Karaoğlan'ın önünde eğilmiş. Artık isyan ediyor. Şimdi bunlar çok üst üste geliyor. He. Bak bu söylediğimiz isimler dünya çapında isimler Fred'ler Jacko'lar. Geçen sene hocamız ne dedi? Türkiye ligindeki mücadelenin bir gerçekliği yok dedi. Evet, Jesus dedi. Jesus bunu söyledi. Daha önce Pereira'nın da benzer söylemleri vardı. Zaten adam lider olarak Trabzon'a gitmişti. Bir kimince kırmızı kartıyla bütün gidişatını değiştirdi. Şimdi bak bu kadar önemli hocalar, bu kadar önemli futbolcular hepsi aynı düşünceye geliyorlar. Dönüyorlar, dolaşıyorlar. Diyorlar ki e, en kısa yoluyla söylüyorum en basit anlaşılır şekilde bu ligde adalet yok diyorlar. Söylemek istedikleri bu. Yani bunlar yeni ge geliyorlar. Geldiklerinde aradan 3-5 hafta 10 hafta geçtikten sonra tüm gerçekliğiyle e, Türkiye Ligi'nin ne olduğunu anlıyorlar maalesef. Bu aslında çok çok üzülmemiz gereken bir durum. Çok. Şimdi Fred'in pozisyonu ile ilgili Fred'i eleştirenler de var. E, şimdi dışarıdan baktığın zaman iki tane görüş var. Şimdi birinci görüş aslında en makul görüş şu. Fred küfür etti ve kırmızı kart gördü. Yani normal bir ülkede olsak, normal bir maçta bugün bir Premier Lig maçı yönet, yönet seyrediyor olsak, bir Manchester United Everton maçında hakem direkt bir Everton'ın futbolcuya kırmızı kart göstermiş olsa, biz de ekranda bunu seyrediyorsak deriz ki herhalde küfür etti, kırmızı kart gördü. Bir şüphe duymaz. Bir şüphe duymayız. Ama burada hiç küfür etmemiş olabilir. Hiçbir şey söylememiş olabilir. Şaşırır mısın? Şaşırmam. Türkiye'de tükürdü diye rapor tuttu Halis Özkahya Meral için. Bütün görüntülere baktılar. Tükürmediği ortaya çıktı. Evet. Ve sonuç olarak Halis Özkahya yalancı durumuna düştü. Bile isteye Fenerbahçe'ye zarar vermek isteyen bir hakem vardı. Ve hakemliğe devam etti Halis Özkahya. E çok taze. Daha Halil Umut Meler'in bu hafta Emre Berezoğlu'nun kendisine bir özür dahi ile ilgili açıklaması var. Hemen bunu söyledikten sonra bir görüntü yayınladı Ankara Ucu Kulübü. Emre Belezoğlu'yla Halil Umutmeler sarmaş dolaş. Evet. Koridorda yürüyorlar ve büyük ihtimalle Emre Belezoğlu da kendisinden özür diliyor. Veyahut da bir konuşmalar yapıyorlar ve e, kol kola yürüyorlar, devam ediyorlar. Niye söylersin böyle bir yalanı? E şimdi bu yalanı Halil Umutmeler söyleyebiliyorsa... Evet, senin hani, bir numaralı hakemin. E, Zorbay Küçük de ben küfür etti deyip etmemiş olabilir. Hangi Zorbay Küçük? <laughs> Hangi Zorbay Küçük? Şimdi oraya da gelelim. Yani Zorbay Küçük'ün bugüne kadarki yönettiği Fenerbahçe maçlarındaki bir inandırıcı Zorbay küçük açıklandığı anda sen eyvah demedin mi? Ben eyvah demedim mi? Ya demez olur muyuz? E şimdi eyvah dediğin bir hakem senin bir maçına çıkıyor. En kritik sezonun maçı önce sen önemli oyuncunu kırmızı kartla atıyor. Ya bundan hiçbir şüphe duymayalım. Ya bu çok normal. Yüzde yüz normaldir. Bir küfür etmiştir mi diyelim? Ya Muratçım artık gözümüzün içine soka soka yapıyorlar. Adeta meydan okuyorlar. Yani e bu basit hakem hataları olmaktan çıktı. Şu anda başka bir şey konuşuyoruz biz. Evet. Yani en başlarda deniliyordu ki ya üst üste üst üste hep mi bir takımın aleyhine diğer takımın lehine olur bu hatalar diyorduk. Ama artık şiraze kaydı. Geçtiğimiz sezonlarda geçtiğimiz yıllarda da biz bunları çok görmüştük ama bu sene olan bambaşka bir şey. Evet bu sene olan hakikaten bambaşka bir şey. Hakikaten bambaşka bir şey. Ee, çok eleştiri var. Deniliyor ki çıkın konuşun. İsyan edin. Yönetimimize giydirenler, sallayanlar da var. Daha önce yapmadık mı? Yaptık. Sonuç aldık mı? Alamadık. Evet. O yüzden e, ben şunu düşünüyorum. Çıksa yönetimimiz dün Kayseri'de maçtan sonra... ...işte hakeme giydirse, MHK'ye giydirse, federasyona giydirse... ...sallasa, işte biraz da tehditler savursa... ...o an için belki taraftarın içi soğuyacak. Çözüm olacak mı? Hiçbir çözüm olmayacak. Tam tersi karşı taraf... İnan bundan çok büyük keyif alacak. İçinin yağları eriyecek. Oh yine çıldırttık. Oh şirazelerini kaydırdık. Burada patron biziz. Biz ne dersek o olur. Kim bunlar? Yıkılmadık. 6 ay önce biz seçtik. Nasıl güvenmeyelim diyenler değil mi? <laughs> evet. Şimdi bak çok enteresan bir şey var. Şekip Bey, Şekip Mostroğlu geçenlerde bir tweet attı. O kadar doğru bir tweet ki. Et ve balık kurumundan bile FETÖ'cüleri temizlediler. Federasyondan, hakemlerden hiçbir şey yapmadılar. Hmm. Ya bir kişi olmaz mı? Bir kişi olmaz mı? Senelerdir bu konuları konuşuyoruz seninle. Ben de hep aynı şeyi temcit pilavı gibi tekrarlıyorum. Fenerbahçe'yi 3 Temmuz'da alaşağı edememenin, bitirememenin hezeyanı bu yaşadıklarımız. 3 Temmuz'un artçıları. Devam ediyor. Benim fikrim bu. Evet. 4 Nisan'da e, onun devamı değil mi? E, e, tabii ki devamı. Tabii ki devamı. Sen bunu bitirmediğin sürece, bu temizliği yapmadığın sürece bu işler devam edecek. Sana meydan okumaya devam edecekler. Bakın, biz buradayız, ayaktayız diyecekler. İlk duvara tosladıkları Fenerbahçe. Sarı duvar herkes biliyor. Ap ayrı bir kin ve nefret var içlerinde Fenerbahçe'ye karşı. Bunu da bir şekilde oradaki buradaki maşalarıyla hala intikam almaya devam ediyor. 3 Temmuz'da yapamadık evet. Kumpas olduğu ortaya çıktı evet. Ama biz bir şekilde size zarar vermeye devam ediyoruz diyorlar. Ve başarılı da oluyorlar. Bunu çözmenin yolu e, yani bunu Fenerbahçe grubu tek başına çözemez. İmkansız. Yani burada e, bu işi çözecek olan devlet. %100 yani devletin böyle. bu konuda Fenerbahçe i̇stekli ise, olması istekli lazım. Olması, destek olması, istekli olması şart. Bunu tek çözebilecek dediğim gibi orası. Ee, burada belki açıklama yapmak, tepki göstermekten ziyade gidip oturup... Tabii tabii. E, tabii. Bunu konuşup Evet gerekli mercilerle, gerekli makamlarla onların üzerinden bu işi halletmek üzere bir aksiyon almak şart. Bunun çözümü adli. Adli çözüm. Evet. Yani bunun çözümü... Mehmet Büyükekşi'nin gitmesiyle de olacak gibi değil. Kesinlikle değil. Ahmet gidecek, Mehmet, gelecek. Mehmet zaten seçilmedi ki. Tabii. Yani biz seçtik diyor Galatasaray Kulübü. Seçmedin. Mehmet Büyükekşi'yi oraya koydular. Yani büyük Mehmet Büyükekşi istifa etmeyecek. Onu da e, İstanbul Spor Başkanı güzel söylemiş. Evet. Öyle bir yetkisi yok onun. İstifa etme yetkisi yok demiş. Doğru söylüyor. İşte onun görevden alınıp başkasının göreve getirildiği noktada gene bir şey fark etmeyecek. Ondan önce yapılması gereken bazı şeyler çözülürse belki büyük ekşin olması da fark etmeyebilir. Mühim olan asıl büyük resmin düzeltilmesi. O yüzden ben senelerdir diyorum ya çaycısına kadar o federasyonun değişmesi lazım. Mehmet Büyükekşi'nin gitmesi kesinlikle ama kesinlikle çözüm değildir. Evet. Tamamı değişecek. Bütün bu kurullarıyla, MHK'siyle, hakemleriyle, özellikle federasyonun içerisindeki çalışanlarıyla, maaşlı çalışanları hepsinin gitmesi lazım. Baştan aşağı. Katılıyorum. Ee, kaptan e, gelir yatırımıyla haftanın güven veren performansı. E, şimdi bu güven veren performans Batshuayi veya Cengiz'in oynadığı oyundan dolayı Batshuayi'nin 3 gol atması, Cengiz'in de güzel bir gol ve asistle tekrar sahalara dönmesi Hı. diyeceğim ben. E, olabilirdi fakat haftanın güven veren performansı deyince bir anlık bir iyi oynamalıyım. Ben güven veren performans Tabii istikrarlı bir istikrara performans. bakıyorum. Onun için güven veren performans olarak ben Ferdi'yi düşündüm. Evet. Sen ne dersin? Ben de Zorbay küçüğü düşündüm. <laughs> i̇stikrarlı şekilde bu kadar Fenerbahçeli futbolculara kırmızı kart gösteren, her maçta zarar veren Fenerbahçe'ye, e, dün itibariyle de görevini yapan, belki de ligin kaderini etkileyen, fenerbahçe Galatasaray maçının kaderini o ciddi şekilde etkilemiş O söylediğimiz oldu. düzene hizmet eden Zorbay Küçük'ün... Evet. İstikrarlı tebrik performansını tebrik ed ediyorum ben Zorbay Küçük'ü. Evet. Bir pozisyon gösteriliyor biliyorsun Antalyaspor spor maçında Mustera'nın. Evet. Zorbay yönettiği. Çok doğru bir benzetme. Hemen bulunmuş çok doğru. Yani oradaki itirazı topu yere vuruyorsun. Evet. Sarı kartı görüyorsun. Sarı kartı görür görmez alkışlıyor. Alkışlıyorsun. Ve atamıyorsun. Evet. Sarı kartı gösterirken de özür diler gibi bir bakışı var Zorbay evet. O da çok manidar. Evet. Ee, o zaman Zorbay, Ferdi'yi seçmeyelim Zorbay Küçük'ü seçelim diyorsun. Bu sefer öyle yapalım evet. Peki. Bu arada Gedik Yatırım'a teşekkür edelim. Fenerbahçe Futbol A takım resmi sponsoru Gedik Yatırım 30 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye'nin en tecrübeli aracı kurumlarından. Siz de istediğiniz yerden dakikalar içinde görüntülü görüşmeyle Gedik Yatırım'da hesap açabilir ve yatırımlarınızı güvenli ellerde değerlendirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken açıklamada yer alan linke tıklamak. Gedik Yatırım'a spora yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. En önemli konuyu konuşalım kaptan. Evet. Fred'in yerine kim oynayacak? Evet. Pazar gününe kadar Kafamızı kurcalayacak soru bu. Şimdi şu, şu alternatifler an. var. İrfan 8 numara, Cengiz fena bir performans göstermedi. Cengiz kanatta başlar mı? Evet. Veyahut Ferdi o kadar etkili ve iyi bir futbolcu ki Ferdi'yi 8 oynatmayı düşünür müsün? Bunların hepsi olabilir. Ama bence İsmail Hoca bunları yapmayacaktır. Yapmamalıdır da. Niye yapmamalıdır? Daha önce denemiş olursun. Sen Fred'in sakat olduğu dönemde. İrfan Can'ı 8 numara olarak denemiş olursundur onun yerine. Görmüşsündür performansını. Ha Galatasaray maçında oynatabilirim diye düşünürsün. Bunu hiç denemeyen bir hocanın hmm. bir anda çat diye Galatasaray maçında İrfan'ı orada denemesini, Cengiz'i koymasını ben doğru olacağını düşünmüyorum. İsmail Hoca da yapmaz gibi geliyor. İsmail Hoca'nın tarzında da yok zaten evet. yapmaz. Ee, burada ne olacağı belli. İsmail Crespo oynayacak. Maç için de yapabilir mi sence? Yapabilir. Diyelim İsmail Crespo başladı ve biraz verimsiz oldu. Yaratıcılığımız eksik kaldı. Pozisyona zor giriyoruz maç içerisinde. Bir oynamayla ikisinden birini çıkarıp İrfan'ı 8'e çekebilir mi? Belki maç içerisinde o tip bir hamle yapabilir ama ben de sana katılıyorum. sahaya çıkacağı 11'de büyük ihtimal İsmail Crespo olacak evet, sanki. Şimdi İsmail Crespo, Švaneský yaptın. İrfan'ı kanatta kullandın. Evet. Veyahut İsmail veya Crespo İrfan Švaneský yaptın. Cengiz'i kanatta kullandın. Evet. Şimdi bu iki alternatifin arasındaki fark bana sorarsan biri daha defansif, biri daha ofansif. Doğru ciddi ben, fark var. Yani. Ciddi de fark var. Ben İsmail Hoca'nın o o kadar ofansif bir oyun anlayışıyla çıkıp o risk alacağını düşünmüyorum. Almalı mı peki? Almamalı da. Almamalı da. Ha, İsmail Crespo orta sahası ideal bir orta saha mı olacak? Hayır, Değil. Olmayacaktır. Ama ee, mücadeleci olacak. Bence yaratıcılık anlamında da sıkıntı ya evet. yaratacaktır. Evet. Ee, yani Fred'in olmaması çok kötü oldu. Yani Fred çünkü şimdi birinde defansif kadro diyorsun, evet. birinde ofansif diyorsun. Fred'de hem defansif hem ofansif. Evet. Yani o derece e, etkili ve önemli bir oyuncuyu kaybettik maalesef. O zaman sen İrfan Can'la çıkarsın Cengiz'i yedek. Evet. Bırakırsın bu seferlik. Evet. Tabi bunlar inşallah. Bu arada Cekon'un da kesin oynayacağını düşünüyoruz inşallah. Oynayacaktır gibi duruyor, oynayacak gibi duruyor. Öyle mi? Evet. Ya peki bu bahtsızlığın ya... bir açıklaması var mı ya hakikaten? Yani bu bu kadar kritik maçlar öncesinde. Önce bir Stoper artı Ferdi şanssızlığı, Fred şanssızlığı yaşadık. Tam hepsi düzeliyor BKA hariç derken bu sefer de diğer çok önemli futbolcumuz Ceko sakatlık yaşadı. Yani kısa süreli bir sakatlık gibi gözüküyor ama en kritik maçlar öncesinde yaşadık. Yani bu kadar bahtsızlığın da artık bir açıklaması olması lazım ya. Yani ben e, mantıklı bir açıklama bulamıyorum maalesef. E, yönetim değişmeden önce eskiden başka insanlara bağlanırdı bu bahtsızlık. E yönetimler değişiyor, hocalar değişiyor, oyuncular değişiyor, bağımsızlık devam ediyor. Ee, çok kritik maça çıkıyoruz hakikaten. Yani 24 Aralık bu pazar e, bu maçı kazanmamız çok önemli. Ben 29 Aralık'taki maçı bu kadar önemsemiyorum. Evet. Yani birini kazanacaksak bu tabii ki lig maçı, lig maçı olmalı. Tabii. Ee, Her kupa önemlidir yani Galatasaray önünde kupa kaldırmak vakit, da büyük moral verir vakit. ama vakit. önceliğimiz lig bu sezon. Evet. Kim yönetecek ee, maçı? Abdülkadir Bitigen diyorlar. Oraya doğru gidiyor gidiyormuş. Yani Halil Mutmelere sanki bu noktada maç verilmeyecektir diye düşünüyorum bu kadar erken. Röportajda da zaten psikolojik olarak hazır değilim demiş. Demiş mi? Evet yani hmm. demiş. Ee, peki şöyle bir sürpriz yaparlar mı? Hani diyorum ya meydan okuyorlar. Gözüne soka soka yapıyorlar bu işi. <laughs> Zor bir Ali Şansal'a gelir mi? Zannetmiyorum. Trabzon kadar... maçından beri yönetmiyor. O kadar da değil mi diyorsun? O kadar da değil. Vallahi Abdülkadir Bitigen son geçen seneki... 3-0'lık Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetti. Hı hı. O maçta çok hatırlamıyorum ama önemli bir pozisyon var mıydı? Yok. Yok zaten o maçın çok bir önemi de yoktu. Hı hı. Herhalde Abdülkadir Biskay'ın o maçta da yönetip kötü yönetmediği için diyeyim. Bu maça verilecekti diye tahmin ediyorum ben. Vallahi kim olursa olsun hakim. Kim çıkarsa çıksın Fred'in yerine. Ceko oynasın ya da oynamasın. Her şeyimizi vereceğiz. Vereceğiz. Bu maç o maç. Hani geçenlerde Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasından görüntüler geldi ya... ...Ceko takımı toplamış konuşuyor. Ha. Bu maç o maç arkadaşlar diyor. Ha. Esas maç bu maç şimdi. Bu Beşiktaş maçından da önemli. Evet. Hepsine ihtiyacımız var. Her şeyini verecekler sahadakiler. Vereceklerdir eminim. Orada e, de çok... Ben kimle konuşsam bu sefer çok ciddi bir e, hani katkı vermek üzere olsa da gidecek. Evet. Ee, iyi bir atmosfer olacağına eminim. Maçın birinci dakikasından 90 dakikasına kadar... ...inşallah Galatasaray taraftarı da orada olacak dediğimiz gibi. Gelsin Onun de. etkisini de ben bizim açımızdan pozitif olacağını düşünüyorum. Bilet savaşları bugün itibariyle başlamış. Evet. İnanılmaz bir bilet talebi Biletci var. Talep yani var. beni arayan 100 kişi oldu. Yani elli bin kişi değil beş bin kişi olsa kapasite bu maçta dolar. Dolar. Öyle bir acayip talep evet. var şu anda. Evet. Ama e, oraya gelen, gelme şansına sahip olacak taraftarlarımızın hepsi şunu bilmeli. O bilet dünyanın en değerli bileti. O biletin hakkını vereceksin. Kesin. Her gelen, herkes nasıl sahadaki futbolcular her şeyini verecekler, biz de tribünde her şeyimizi vereceğiz. Evet. Şampiyon olmaya gidiyoruz oraya. Evet. E, transfer devralı transfer falan daha sonraki konular ama e, yeri gelmişken onu da söyleyeyim. E, Savic'i Ceko aramış. Biliyorsunuz Manchester City'de beraber oynamışlardı. Hı hı. E, ve gelmesi için terkinde bulunmuş. Hı hı. E, Savic'in sıcak baktığı söyleniyor. Bu Savic transferi büyük ihtimalle devrasında tamamlanacak. E bu gelis, savaş gerisi de program başında konuştuğumuz gibi bence üç tane iyi olacak ki hı hı. biri oynamadığı takdirde bu kadar eyvah o mi oynayacak hı. eyvah Samet mi oynayacak eyvah Serdar mı oynayacak demeyelim denklem değişti o bu zaman bu anlamda denklemin değişeceğini düşünüyorum şimdi Kurun iç geldiğinde diyorduk bir kişi gidecek o da zaten kent olacak gibi gözüküyor evet bir tane de stoperi yabancı aldığın zaman bir tane daha yabancı elden çıkarmak zorundasın at şu ayı Öyle mi diyorsun? O da Şua'yı çıkardığında bu sefer Umut Nayır'la mı götüreceksin Santifor iyi olarak sezonun kalanını? Bir tane kanat forvet Santifor'da oynayacak bir isime bakılıyor. E onu yabancı aldığında o, bir tane daha yabancı çıkarman lazım. King. Kent King Batshuayi diye düşünüyorum. Öyle ben mi ben. düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Evet. Ee, dün özelinde King'in oyuna girmesi de doğru değişiklikti aslında. Kesin. Dedim yani ya onun hızından ben yararlanmak Ben onu on devrede değil. bile düşünüyorum Çünkü o zeminde top kontrolünün zor olduğu bir zeminde... Uzun oynamak. Daha uzun oynayabilecek, daha o zeminde güçlü, kuvvetli bir isme ihtiyaç vardı. Bence o anlamda doğru isimdi. Zeminden de en çok sanki Tadish teknik metri. oyuncularımız Tadic ve Şimanski etkilendi değil mi? Evet. Oynayamadılar yani, giremediler oyuna Onların kötü performansında pek. zeminde çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Pazar günü de farklı olacaktır. Evet. Basketbola geçmeden önce de bir şey notlarımda vardı onu da e, yeri gelmişken söylemek istiyorum kaptan. Şimdi bu en son e, işte hakemin yumruklanması, İstanbul Spor Başkanı'nın yaptıkları, takımın sağdan çekmesi bunların hepsi konuşulurken bir e, Ali Koç'un divanda yaptığı konuşmanın e, burada etkisi olduğuna dair bir evet. algı oluşturulmaya çalışılıyor. Evet. E, biz biliyorsun bu programda e, Başkanı geldiğinden beri yer yer eleştiriyoruz. Ben özellikle eleştirdiğim çok oluyor ama şunu kabul etmiyorum. Her şeyi söyleyebilirsin Ali Koç'la ilgili ama şunu söyleyemezsin ki buradaki futbol ortamının daha çok gerilmesine, buradaki düşmanlığın artmasına şahsen yardımcı olduğu ve katkı verdiğine beni kimse inandıramaz. Ben bizzat şahit olduğumda bir 3-3'lük Fenerbahçe Beşiktaş maçı vardı. Maça gitmiştim. 3-0'dan 3-3 olan maç. O maçtan sonra biz seviniyorduk. Orada bile yapmayın yapmayın hmm. Beşiktaşlılar var hmm. diyordu. Yani o ilk gün geldiği demeçleri yaptıkları hatta biz onu burada çok yumuşak olmakla ve diğer camialara karşı bu bunlarla iyi geçinilmez bunlarla kavga etmek durumundasın başkan diyerek biz eleştiriyorduk. Hmm. Onun için kimse başkanın bu davranışlarından dolayı bunların olduğuna ve bu kavga ortamına e, yangına körükle gittiğini söylemesin. E, en son söylenecek şey o. Şimdi Ali Koç'u bu olaylarla ilişkilendirmeye çalışmak bir çaresizlik göstergesi. Niye çaresizlik? Her sezon bir şey buluyorlar değil mi? Lale orta sezonu, Serdar tatlı sezonu, zorlu sezonu ve bir şekilde Fenerbahçe'nin dengesini bozmayı başarıyorlar. Şimdi bu sezonda önce bir hakemlerden gitmeye çalıştılar ama öyle bir tablo çıktı ki meydana. Yani artık ...karşı taraf bile hakemlerle alakalı Fenerbahçe'nin üzerine gelemiyor. Evet. Çünkü büyük bir skandal, tabii, tabii. rezalet ve fiyasko var ortada. Aynı. Başka bir yerlerden tutturmaya çalışalım diyorlar. İşte Ali Koç'u ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Lale Orta, Ali Koç yalanını ortaya atmaya çalışıyor. Ama bunların hepsi ifşa oluyor ve bu sefer tutturamıyorlar farkındaysan. Evet. Çünkü çok çaresizce ve çok abuk subuk ithamlar bunlar... Çok. Ciddiye alınmasına bile gerek yok ama sebebi bu. Sebebi Fenerbahçe'nin bir şekilde dengesini bozmaya çalışmak. Şu ana kadar başarılı olamadılar Allah'tan. Dik durmaya devam edeceğiz biz. Evet. Maçla ilgili de son notum şöyle olsun. Yani biraz hakikaten Fred moralleri bozdu, camianın moralini bozdu. Herkesin, taraftarların. Bozdu. Deplasman galibiyeti sonrası ne olur deplasman tribününde orada bir saat bekletilirsin... Orada şarkılar, türküler, tezahüratlar, lay, lay yaparsın tabiri caizse. Evet. O bile olmadı Kayseri'de. Biraz da üşüdük belki ondan dolayı da olabilir ama keyifler kaçıktı. Fakat ben dönerken uçakta taraftar uçağı gibi bir uçaktı. Neredeyse yarısından fazlası taraftarlarla doluydu. Orada kendini bulmuştu taraftar. Güzel tadında kararında İstanbul'a kadar tezahüratlarla geldik. Keyfimiz yavaş yavaş yerine gelmeye başlamıştı. Oradan devam etmek lazım. Moral bozmamak lazım. Fred yoksa başkası oynayacak. Tabii tabii. Ee, bu takım Galatasaray'ı o sahadan çıkarmayacak. Herkes e, buna emin olsun. Kaptan ne kadrolarla ne kadroları yendik. Evet. Onun için yani bu kadronun o kadroyu yenememesi için hiçbir sebep yok. Kimse moral bozmasın. Çıkacağız oynayacağız alacağız. Aynı fikirdeyim. Basketbol. Basketbolu sen anlat. Basketbolu ben anlatayım. Basketbol valla e, negatif ve pozitif var negatifini söyleyeyim. Ben salondaki havanın biraz bozulmaya başladığını görüyorum. Yani o eski takımı olan inanç, branşı olan inanç ve basketbol takımının işte Final for final hedefleri var, şampiyonluk hedefi var olan takımın hocanın ile beraber son dönemde çok hoca değişmesi, çok takımın arda arda maç kaybetmesiyle vesaire o biraz inancın gittiğini, o havanın biraz bozulduğunu görüyorum. Ama diğer yandan Yeni hoca ve takımın da mücadelesine de Hı -hı. inanıyorum. Hı -hı. Yani dün geri düştük. Geri düştükten sonra çok ciddi bir mücadele gösterdik. Hı -hı. E, kötü basketbol oynadık aslında ama ona rağmen de kazanmasını bildik. Yani takımın inancı belki takımdaki eksikler söz konusu. Hı -hı. İşte bir uzun eksiğimiz var, Hı -hı. bir kısa eksiğimiz var. Bu arada Keenan Evans'ı çok beğendim. Zagres'teki adı geçen. Maçın sonunu da çok yönlü ve çok anormal bir performans göstermedi maç. 17 sayı 5 rebound 4 asist falan öyle tamamladı ki çok ciddi rakamlar. İnşallah alırız onu. Benim anladığım ilk devre savunma yapmamışız. ikinci devre vidaları sıkmışız savunmada evet, ilk değil mi? Evet devre rebound alamadık. ikinci evet. devre aldık. Yani öyle yaptığın zaman şey geliyor. skor geliyor. Fenerbahçe zaten süper yıldızların olduğu bir takım değil. değil. Fenerbahçe'nin savunma yapmasıyla savunma yapmadan Fenerbahçe ne doğru düzgün maç kazanabilir ...ne de Final for için iddialı olabilir. Evet. Savunma yapacaksın önce. Yani bizim en çok sayı atan oyuncularımız... ...işte Nigel A. Davis falan oluyor ama Nigel A. Davis... ...iyi bir savunmacı aslında. Yani evet. e, bu takım önce savunma yapacak. Evet mesela e, eskiden Obra 3 de yapardı. Bunu... E, İtudis yapmıyordu. Mesela maçın sonunda... ...Wilbeck'inle... E, ...Tarık Bivaroviç'i değiştirdi. Hmm. Yani... Hudun, savunma hücum savunma beşi hücum ayrı yaptı. yaptı. Hep oturttu kenarda Hı. hemen koç benchin <laughs> kenarında oturttu. Hücum olduğu zaman Bilbek'ini aldı, savunmaya geçti zaman Bilbek'ini çıkarttı. <laughs> bu tip hamleleri normalde koçlar <laughs> yapar biz son zamanlarda görmüyorduk. <laughs> o anlamda da Gaziantep'e bir katkısı olmuş. Ee, i̇yi başladı. Şu anda önümüzdeki 6 maçın ikisi deplasman, ondan sonra 4 tane içeride arka arkaya. <laughs> Ve o 4 maçın yani bu 6 maçtan 6 galibiyet çıkartabilir miyiz? Olmayacak işte bir tanesi Efes deplasmanı biliyorsun. Evet. Sana maç şeyini söyleyeyim. Alba Berlin, Efes. iki tane arka arkaya deplasmanımız var. Evet. Ondan sonra Kızıldız, Makabi, Partizan ve Bayan Mülk'le içeride. Evet. Yani burada 6'da 6, 6'da 5 gibi bir skorla çıkarsak bir anda kendimizi evet. üst dörde atarız. Alba Berlin'i de deplasman sayma zaten. Evet. O da Efes de var. İstanbul içi en, da en azından Yani 6 maçın 6'da içeride gibi değil mi? yani bundan yararlanmak lazım. Ama anladığım kadarıyla dün ilk devredeki oyunumuzda fikstür ne olursa olsun bir şey yapamayız. Evet. Evet. O ilk devredeki oyunu bırakacaksın. İlk dakikadan itibaren savunma yapacaksın. Bir de geçen maçta ufak bir tespit yapmıştık. Yani bir iki daha tabii ki hocanın çok etkisi olamıyor ilk Monaco maçı itibariyle ama işte o Gudur için top getirmesini yapmadık Monaco maçında dedik bu maçta sanki vardı galiba benim bölük pörçük cep telefonundan evet, görebildiğim evet. kadarıyla Evet maçın sonunda belasla e, birebir bire bir zorlamaları azalttık diyorduk birebir zorlamaları da biraz daha fazla yapmışız galiba. <laughs> kötü alışkanlıklarımıza geri mi döndük biraz bu maçta biraz geri dönmüşüz gibi yani biraz böyle güzel bir basketbol oynamadık o anlamda dediğin gibi yani Dorsey'nin birebirleri, Wilbekin'in birebirleri, Gudur için birebirleriyle biraz ilerledik. Karates kötü bir maç oynadı e, Bakalım Basketbola, Basketbolu sonra bol bol konuşuruz ama, ama, Şu anda ama, kafalar basketbolda evet, değil evet. E, Kafalar pazar gününde evet. Pazar günü iyi bir netice alalım, Basketbol çözülür Ama güzel bir gece geçirdik değil mi Fenerbahçe gecesi olarak Bu arada kadın basketçilerimiz Yine Euroleague'de güzel galibiyetini almış Voleybolda erkek voleybolcularımız Yine tur atlamışlar Dörtte dört yapan bir Fenerbahçe Yani güzel gece Fenerbahçe için Yine evet. gurur duyduk. Güzel gece devamı bu pazar gelsin. Pazar gelsin evet. Pazartesi görüşmek üzere. Yüzümüz gülerek. Evet.